İşte uzun bir ilişkiniz varsa böyle bir zorluk yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bitmiyor. Gidiyorum bitmiyor. Bir türlü masaların olduğu yere gelemiyorum. Çok uzun burası. Dur düşeceğim. Ya ayaklarım çok ağrıyor. Ben spor yaptım. Artık spora başladım yine. Canlarım günaydın. Uzunca bir süre sonra yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugünkü vlog gerçekten çok ama çok keyifli. Geçme potansiyeli taşıyor. Geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Çünkü sonuç olarak hala koronavirüsüyle dünya sarsılıyor. Ve dışarıda yapabileceğimiz şey sayısı çok az. Ama neyse ki bu videonun bir konusu var. Bu videoda sizlerle beraber çalışma odamı yenileyeceğim. Çünkü bu evden taşınmama kararı aldım. Çok hızlı bir başlangıç oldu ya. Bakın arkadaşlar şu an çalışma odam bu şekilde. Size hemen çalışma odamı gösteriyorum. Bakın. Burada böyle bir masa var fakat çok küçük, yetersiz geliyor. Bu yüzden yanına bunu koydum. Fakat bu da bana lazım olduğu için burada olması gereken şeyler şu an yerde duruyor. Yani buraya yeni bir çalışma masası alacağım. Buradaki yeşil koltuğu hatırlayanlar illaki vardır eski videolardan. O yeşil koltuk buraya gelecek. Ve buraları süsleyeceğiz. Burayı güzel bir hale getireceğiz. Bugün yapacağımız alışverişler sayesinde umarım amacıma ulaşırım. Güzel bir çalışma odası yapmaya çalışacağım. Buraya girdiğimde kendimi mutlu hissetmeliyim. Çünkü bu oda bu evin resmen deposu gibi. İlk bu eve taşındığım günden beri. Yani şu grafitiyi bir türlü doya doya göremedim. Çünkü eve geldiğimde bu odaya giresim gelmiyor benim. Depo gibi kullanıyorum burayı. Yani eşyalarımı atıyorum, kirlilerimi atıyorum. Bu havadan çıkarmam lazım benim bu odayı. Bugün bunun için uğraşacağım. Hadi gidelim şimdi. Evet, şimdi Şeyda'dan jipi almaya gidiyoruz çünkü Smart'a sığmaz alacağım şeyler. Yani masayı bir günde eve getirmek istediğim için şöyle dikeylemesine koymam lazım arabaya. Ve bu Smart'tan daha uzun olacak muhtemelen masa. O yüzden jipi alacağız şimdi Şeyda'dan. Bazıları arabalarımızı değiştirdik videosuna inanmamıştı. Bakın artık inanabilirsiniz bu videoyla beraber. Gerçekten arabalarımızı değiştirdik yani. Artık Smart benim, jip Şeyda'nın. Fakat Smart da çok uzun süre kalmayacak büyük ihtimalle bende. Çünkü yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yani 3 arkadaş bir yere gidemiyoruz. Hatta Batu'nun bagaja oturmuşluğu falan var son zamanlarda bu arabada yani. Uzun zamandır görüşmüyorduk, sizi harbiden özlemişim. Yani şu an bir lense bakarak konuşuyor gibi değil de size bakarak konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Wow. Tamam. Teşekkür ederim. Benim arabama sığmıyor. Pim. Tamam, ne yapacaksın? Çok çirkinim. Anlayacaktım beni böyle. Ben çok çirkinim. Daha fazla çekme beni. Yarın çok mutlu olacakmışsın. Niye? Aa evet. Söylemedim. Tamam. Hadi ben gidip geleceğim. Tamam, dikkat et. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet. Salak. Evet, biz şimdi geldik. Maskemi taktım. Ikea bugün boş. Bu biraz beni sevindirdi çünkü geçen gün geldiğimizde çok doluydu. Ben bunu çıkaracağım, çok kötü duruyor. Aa, boş değilmiş. Karar değiştirdim, dolu. Buraya gelince her şey alasım geliyor. İhtiyacım olmayan birçok şeye bakmaya başlıyorum. Ikea'ya gelenlere oluyor mu yani, size de oluyor mu bu? Bitmiyor. Gidiyorum bitmiyor. Bir türlü masaların olduğu yere gelemiyorum. Çok uzun burası. Wow. Şimdi iki masa arasında kaldım. Bir tanesini göstereceğim, sonra diğerini göstereceğim ama ben 769 TL olanı, yani ilk gördüğümü, size ilk göstereceğimi seçtim. Haberiniz olsun. Bakın biri bu. Şöyle. Mimar masası diye geçiyor bunlar büyük ihtimalle. Yukarı aşağı inebiliyor ayakları. Ben bunu seçtim, daha tatlı geldi bana. Bir de şu var. Bu da yukarı aşağı kalkabiliyor. Bunun da fiyatı 1149 TL ama ilki benim daha çok hoşuma gitti. L'yi de gösterelim. Ya L çok bana uygun değil kanka. Ama şimdi bak şöyle de bir arada kaldım. Bu 160'lık mı? Bu 120'ye 160'lık. Hmm. Bir düşüneceğim bir saniye. Wow. Maskem koptu.
tutarak devam edeceğim. Geri kalan geri kalan yolculuğumu böyle devam edeceğim. Evet, şu anda alışverişimizi tamamladık. Çalışmamızı sağladık. Bir tane çekmece ünitesi aldık. Halı aldım, tablo aldım. Şimdi ödememi yapacağım. Niye maskeyi yok derseniz koptu. Bakın. Ama insanlardan uzaktayım şu an. En az en yakın insan bana 5 metre falan. Evet arkadaşlar, IKEA'dan alacaklarımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Bakın bagaj full. Nakliyeci oldum. Evden eve taşıma hizmeti verilir arkadaşlar. Kaçak. Ciddi değil abi söylediğim. Yoruldum yine ya. Moto her geldiğinde ya ev taşıyorum ya da eve bir şeyler alıyorum. Senin kaderin bu kardeşim. Abi yani hiçbir şey olmasa bir şey taşıyoruz yani. Hiçbir şey olmasa... Sen onu tut da jipin arkası açık gitmeyelim. Hello, geleceksin mi? Gidiyorum, Batu ile yükleri taşıyoruz. Dur bekle. Neler aldın? Abi çok iyi gözüküyor. Çok iyi. Su içmiş. Çalışma masası aldım, iki tane lamba aldım. Bir tane çekmece aldım. Tamam. Öyle. Evi temizleyeceğim. Tamam. Hadi dikkat et. Aa ben, ay niye söylemeyi unuttum? Keşke kılıf alsaydım annemin koltuğuna. Söylemedin. Kalabalık mıydı IKEA? Değildi. Yarın 2'de işimiz var. Tamam biliyorum, haberim var benim. Tamam. Hadi görüşürüz. Keşke söylemeseydim. Ben söyledim zaten IKEA'ya gidiyorum diye. Unuttum. Hadi öpüyorum seni. Hadi dikkat et, yaz foto. Tamam. Saatler sonra adam merhaba. Ne oldu anlamadım. Bir anda saçlarımızı kestirmek için Kadir abi de bulduk kendimizi. Şimdi eve gidiyoruz. Eşyalar kurulmaya başladı. Geçen seneki videoyu izleyenler Ümit abiyi hatırlar. Yine Ümit abi yardımcı oluyor kurulumda bize. Bakın size şöyle bir göstereyim. Burada bir tane masa var. Şurada halı var. Tablo aldım eve. Ümit abi. Burada da çekmeceler var. Ben kurulum yapılıyor. Burası çok değişecek. Çok bambaşka bir şey yapacağım buraya. Bakın ya orada. Sen de meraklısın ya buraya. Orada montaj yapılıyor. Geliyor. Tahtaların arasında geziyor. Kediler meraktan öldürmüş. Alex. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Meraklı ya. İlla inecek, bakacak, koklayacak orayı yani. Ne diyorsun abi? Çekmece hayat kurtarır mı? Kurtarır. Evet, çekmece tamam. Buradaki bütün bu ıvır zıvırları, kola hariç, şu kabloları mabloları bunun içine koyacağım. Bakın böyle şeyler. Montaj başarılı gidiyor. Bakın bugüne kadar çok montajcı gördüm. Çok montajcıyla çalıştım. Ümit abi gibi montajlayan görmedim. Acayip bir montajcı. Ağır montajlıyor yani. Bizim tarzımızda. Hem de bizim tarzımızla montajlıyor. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Dün uyuyakalmışım ya. Çok yoruldum herhalde. Bir dinleneyim diye yatağa yattım ve pert oldum. Sabah uyandım. Saat şu anda 12. Bugün güzel geçecek. Önce biz şimdi alışveriş merkezine gideceğiz. Şeyda'ya bir hediye alacağım. Nedenini sonra o açıklar isterse. Yani özel bir gün değil. Sadece benim içimden hediye almak geldi. Bir anlamı var bugünün. Ondan sonra hep beraber ortak arkadaşlarımızla buluşacağız. Eğleneceğiz. Çünkü sosyalleşmeyi çok özledik. Sonrasında da akşam Tankut'a gideriz herhalde. Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Onu izleyeceğiz. Tankut sıkı bir Trabzonsporlu. Ben de sıkı bir Fenerbahçeliyim, bilenler bilir. Maçı izledikten sonra da öyle günü bitiririz. Daha buranın koltuğunu falan koymadık bu arada. Böyle de bir durum var yani. Çünkü uyuyakaldım. Hadi şimdi çıkalım evden ve hediye almaya gidelim. Şeyden ona hediye alacağımı bilmiyor. Çünkü hediyeler haberi olmadan alınır. Wow. Şu anda büyük bir sorun yaşıyorum arkadaşlar. Şeyda'ya hediye alacağım ama ne alacağım? Yani küpe alsam beğenmiyor. Yani benim aldığım küpeler, ben böyle uğur böcekli falan küpe alıyorum. Beğenmiyor. Kelebekli alıyorum, beğenmiyor. Kolye alsam... Kolye takmıyor. Kolye zevki de yok. Yani taksa da hani o kendine, kendi tarzıyla kolyeler takıyor. Onları da beğenmez. Kıyafet zaten tonla kıyafeti var. Gözlük desem kesin benim aldığım gözlüğü beğenmez. %100 eminim. En son doğum gününde saat aldım. Saat de alınmaz haliyle. Her özel günde aynı şeyi mi alacağım? Ne alsam acaba ya? Ya böyle hani tutkun olduğu bir şey de yok. Ne bileyim hani Türk sanat müziği sever, gider pick-up alırım. Plak alırım, bir şey alırım.
Öyle bir tutkusu da yok ki ya. İşte uzun bir ilişkiniz varsa böyle bir zorluk yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü alınabilecek şeyler önceden almış oluyorsunuz. Tekrara düşmeden yeni bir hediye fikri bulmanız gerekiyor. İlişkinin başında bu sorunlar hiç yoktu mesela bende. Çünkü daha hiçbir şey almamıştım. Her şeyi tıkır tıkır gidip alabiliyordum. Şimdi ya tekrara düşmem gerekiyor ya da random atmam gerekiyor. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şu an yarım saat içerisinde bir şeye karar verip almam gerekiyor arkadaşlar. Bu dünyanın en zor challenge'ı falan olabilir benim için şu an. Aa, Arman abi lan ben. Oğlum moral bak. Ne yapıyorsun ay parçam? Hediye almaya geldim. İyi daha. Hadi görüşürüz. Tesadüfe bak. 5 dakika oldu. Baba bir şey düşün o zaman. Düşün 5 dakika olduysa bir şey düşün. Kolye olur, küpe olur. İşte anıt olur, bir şey olur, ne anıt. Anıt. Mezar taşı yaptırayım. Aynen moruk. Wow. Evet, keyiflendim. Çünkü hediyelerimi aldım. Zara'ya gittim, kendime 4-5 tane beyaz tişört aldım. Çünkü ben sadece beyaz tişört giyeceğim yazın artık, öyle bir karar aldım. Beyaz ve... Dolabımı sadece beyaz ve siyah tişörtle dolduracağım. Sadece sivitlerle renkli giyeceğim. Çünkü bence çok cool, çok sade ve güzel duruyor. Ben tek renkleri daha çok seviyorum hayatımda. Onu fark ettim. Gerçekten stresli ama bir o kadar da finali güzel bir şey oldu. İçime çok sinen hediyeler aldım. Bence güzel oldu. Bakalım şey daha beğenecek mi? Ne yapıyorsun küçük? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Hediyelerimi beğendin mi? Beğendim ama bunu küçüğüne değiştirir misin? Hediyelerimi göster o zaman. Bir o var. Diğerini de mi göstereyim? Neyini beğenmedin onu? Söylesene bana. Benim güzel de hani ne bileyim. Neyini beğenmedin? Göster bir. Ederim. Çok güzel. Ev aksesuar bu masanın evet. Üstüne. Çok ha, güzel. Neyini beğenmediğini daha söyler misin? Beğendim. Çok güzel. Tamam. Ama hani gerek yoktu. Bu çok güzel. Tamam. Bu yeterdi yani. Beğendiremiyorum ya. Vallahi beğendim. Bak hemen taktım. Beğenmesem takma. Evet dekor olarak aldım bilekliği beğenmez diye. Bilekliği beğendi onu beğenmedi. Hayır bunu da beğendim vallahi. Teşekkür ederim. Bak hemen taktım. Burada. Reis yiyorsun şu yemeği be. Ne çekmemeli yemek zaten. Eh seni be. Dayıko. Evet. Biz şimdi dağılıyoruz. Şey daha gidiyor. Ben gidiyorum. Dur düşeceğim. Ya ayaklarım çok ağrıyor. Ben spor yaptım. Artık spora başladım yine. Hadi ben gidiyorum. Hadi git. Canlı yayınım var izleyin ama dün yayınlarımı izleyemezsiniz. Hadi görüşürüz. Biz de şimdi burayı toplayıp dağılıyoruz. Hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Görüşeceğiz tekrar. Sürüyorsun be kral. Evet. Yürüyen korona. Niye hiç konuşmuyorsun? Senin lakabın ne? Korona. Yok diğer lakabın. Yok. Rahatsız olduğun lakap. Muhasebeciyim ben. Ne muhasebeci? Dolandırıcı. Ya ya anıtlarım nerede benim ya? Ne olur bugün derdi? Berabere. Beraberliğe Trabzon çıkıyor ama... 2-2. Evet. Bence Fenerbahçe çıkacak. 0-0. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın hepsini. Bıktım. Yemin ederim bıktım. Kelimelerle anlatılamayacak bir şey artık bu, sıkıldım. İzlemek istemiyorum. Yani... Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu Fenerbahçe loserlığı. Bunun sizle alakası yok. Biz kötü oynuyoruz. Top oynamadınız ve kazandınız. Büyük anladın takım mı? Olmak bunu gerektirir abi. Bu büyük takımlıktan değil. Bu gerçekten Fenerbahçe'nin loserlığı abi. Kimseye umut bağlamak istemiyorum artık. Yeter. Kanala abone olun. Zıba. Of. Wow. Saat şu anda 5 ve biz daha yeni eve geldik. Şu an çok sesli konuşamıyorum, insanlar uyuyor olabilir. Odanın son halini sizlere yarın göstereceğim. Yani yarın vlog devam etmeyecek, sadece birkaç saniye sonra sizin için, benim için yarın. Odanın son halini göstereceğim ve videonun kapanışını yapacağım. Şimdi ben uyuyacağım.
Ben uyuyorum, sizi seviyor. Evet, ertesi sabahtan değil, ertesi akşamdan merhaba hepinize. 3 günlük bir vlog oldu resmen ya. Oda bitti arkadaşlar. Odayı şimdi bitirebildim ve sizlere gösteriyorum. Hazır mısınız? Hadi gösterelim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi de ışık dahilini göstereceğim sizlere. Odada neler değişti zaten fark etmişsinizdir. Koltuğu buraya getirdim tekrar. Bir sol köşesine, bir sağ köşesine ışık aldım. Oraya Alex'in yatağını koydum. Benim koltuğumun yanına. Buraya böyle bir büyük bir bilgisayar masası aldım. Altına da böyle 5-6 bölümlü bir çekmece aldım. Bayağı ıvırımı zıvırımı topladı. Çok güzel oldu. Hemen bu kısmı da size göstereyim. Bakın önceki masam küçük bir masaydı. Bu biraz daha büyük oldu. Ve bütün eşyalarım sığdı. Daha derli toplu durdu. Altına da şöyle bir çekmece aldım IKEA'dan. Full IKEA'dan alındı bu arada eşyalar arkadaşlar. Ortaya şöyle bir halı aldım. Ben halı aksesuarını seviyorum. Bu bütün YouTuber'ların yaşadığı bir sendrom. Bunları koyacak yer bir türlü bulamıyoruz evde. Bu tahtayı da storylerimden görenler olmuştur. İlk şuraya asmıştım. Burada böyle tam evin ortasında gibi oldu. Çirkin durdu diye buraya tablo alıp tahtayı da buraya astım. Bana 2000-2500 TL arasında bir şeye mal oldu. Masa, çekmece, halı, tablolar, ışıklar vesaire. Yani az önce videoda izlediğiniz alışverişim. Bence gayet uygun. Çünkü ben bu evi dizerken özel mobilyacılarla çalışmıştım mesela yatak odam için falan. Mobilya Türkiye'de çok da ucuz bir şey değil. Ve bu kadar kullanışlı ve bu kadar uzun ömürlü kullanılabilen eşyaları bu fiyata alabilmek bence mantıklı ve uygun. Yani aslında uygun değil de ülkemiz için şu an için uygun. Bir videonun daha böylece sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Sizi seviyorum.